Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Gelişmelerle karşınızdayız. Değerli izleyenler, Aksaray'a birçok eser kazandıran ve önceki gün vefat eden eski dönem belediye başkanlarından Taki Tatlıpınar, gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Bir süredir Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Taki Tatlıpınar, önceki gün yaşama veda etti. Cenazesi Aksaray'a getirilen Tatlıpınar için önce evinin önünde alınan helalliğin ardından 1973-1980 yıllarında belediye başkanlığı yaptığı Aksaray Belediye Başkanlık binası önünde resmi tören düzenlendi. Aksaray Valisi Aykut Pekmez, Enerji ve Tabi Kaynaklar Eski Bakanı Esat Kıraklıoğlu, ilk protokolü ve ailesinin yanı sıra çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze töreninde eski belediye başkanlarından Osman Ertuğrul, Nevzat Palta ve aynı zamanda Taki Tatlıpınar'ın akrabası olan eski bakan Esat Kıraklıoğlu ve Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı tarafından hüzünlü bir veda konuşması yapıldı. Tabii Taki abim, ben belediye başkanlığında tanırım. O zaman Aksaray Ülke Ocakları Başkanı'ydım. Bir vesileyle kendisini geldik, ziyaret ettik. Sağ olsun ayakta karşıladı, oturdu, bizi en iyi şekilde ağırladı. Yani nezaketin en güzelini gösterdi. Ondan sonraki süreçte ben belediye başkanıyken, tabii Aksaray şehir merkezinde kaldırımları yıkıp yaparken veya çalışıp hizmet verirken şöyle bir laf etmiş. Bu Toprak Otel'in altında orada esnafla sohbet ederken, ya demiş, bu çocuk iyi çalışıyor ama kaybederse ne yapacak? O ara ben de vardım artık oraya. 5-6 esnaf arkadaşla çay içiyorlar. O dediler, başkanla geldi. Sağ olsun bak evladım dedi. Emek veriyorsun, çalışıyorsun. Ama bunu kaybedebilirsin de. Olur Taki amca, hiç önemli değil dedik. Nasip neyse o olur. Yani nezaketi de, efendim uyarıyı da, söylenmesi gerekeni de söyleyen, çok düzgün, hoş sohbet, müktedan, böyle bir beyefendiydi. Allah mekanını cennet eylesin, makamını cennet eylesin. Geride bıraktıkları başta evlatlarına, en yakın eşlerine, dostlarına sabır diliyorum. Değerli dostlar, ömür sonuçta hayatın nasıl gerçeğimiz yaşamaksa ölüm de hayatın bir gerçeği. Sonuçta ölüm de hayatın gerçeği olduğu için birazdan inşallah Taki abimizi öbür dünyaya yolcu edeceğiz. Mevlana diyor ki ölüm sevgiliye vuslattır. İnşallah sevgilisine birazdan kavuşacak. Ben fazla sözü uzatmak istemiyorum. Bu havada sizleri de fazla meşgul etmek istemiyorum. Taki abimize Allah mekanı cennet etsin diyorum. Günahlarını affetsin diyorum. Allah cennetiyle, cemaliyle inşallah müşerref etsin diyorum. Hepinizi muhabbete selamlıyorum. Ben Taki Bey'in eniştesiyim. Ve Taki Bey'le biz aynı zamanda akrabayız. Taki Bey'le tabii kız kardeşi benim hanımımla da amca torunlarıyız. Ben Taki Bey'i 1947 yılında tanıdım. O zaman liseyi yeni bitirmiştim ve Aksaray'a akrabalarımızı ziyarete gelmiştim. O zaman tanımıştım. Sonra Taki Bey'le dostluğumuz ölünceye kadar devam etti. Değerli misafirler, Taki Bey bir memleket sevdalısıydı. Aksaray'ını her şeyden çok severdi. Ve burada 1973 yılında belediye başkanlığını kazandı. 78 yılında tekrar ikinci defa belediye başkanlığını kazandı. Ama 1980 ihtilali ile görevden uzaklaştırıldı. Taki Bey belediye başkanı olarak İmar planı faaliyetleri itibariyle Aksaray'da çok düzgün hizmetlerde bulundu. Ve kendisinden evvel ve kendisinden sonra çok değerli hizmetlerde bulunan belediye başkanları gibi o da Aksaray'a büyük hizmet etti.
ben Taki Bey'in çok hayırsever bir insan olduğunu size bir misalle anlatayım. Bir gün Taki Bey kış evden çıkmış, yürüyor, gidiyor, çok soğuk. Bir fakir geliyor, üstünde başında yok, elini açıyor, bana yardım et diyor. Ve Taki Bey sırtındaki paltosunu çıkartarak adamın sırtına giydiriyor. Böyle bir hayırsever de insandı. Cenab-ı Allah böyle hayırsever insanları aramızdan eksik etmesin. Kendisi en son ana kadar hafızasını muhafaza etti. Pazar akşamı beraberdik. Oğlunun evindeydik. Oğlunun yanında kalıyordu Ankara'da. Ve akşam namazından sonra ayrılmak durumunda olduk. Taki, hadi Allah'a ısmarladık, biz gidiyoruz dedik. Gitmeyin, biraz daha kalın dedi. Biz yine geliriz dedik. Fakat Cenab-ı Allah kısmet etti ki ertesi gün ölümü münasebetiyle tekrar onun yanına geldim. O gün sabaha karşı ruhunu teslim ediyor. Değerli arkadaşlarım, sohbetlerimizde hep Aksaray'dan konuşurduk. Gelmişten geçmişten bahsederdik. Aksaray'daki dostlarından, arkadaşlarından bahsederdi. O bir Aksaray sevdalısıydı. Cenab-ı Allah ona cennet mekanı eylesin ve Cenab-ı Allah hepinizin geçmişlerini cennet mekanı ile müjdelesin, nasip etsin. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Benim değerli, aziz, Aksaraylı hemşerilerim, kardeşlerim. Bugün 1973 ve 1980 yılları arasında belediye başkanlığı görevini yapmış çok değerli bir büyüğümüzün burada belediyemizin önünde uğurluyoruz. Allah mekanını cennet eylesin. Yapmış olduğu hizmetlerden dolayı, yapmış olduğu çalışmalardan dolayı Rabbim katında kabul buyursun inşallah. Ben göreve ilk başladığım zaman, daha önce bu görevde bulunan başkanlarımı ziyaret ettiğimde kendisini de ziyaret etmiştim. Evinde hasta yatağında doğruldu ve çok nazik, çok nüktedan ifadelerle bana öğütler verdi. Ben o öğütleri hala kulağımda bir küpe olarak taşıyorum. Ve onun söylediklerini ve onun belediye başkanlığı döneminde yapılacak bazı çalışmaları bana aktarmasından dolayı kendisine minnettarlık duyuyorum. Tabii bu ölüm bir nasihattır aynı zamanda. Bizler de toprak olacağız. Önemli olan bu gök kubbede hoş bir seda bırakabilmek. Taki başkanımız bunu başarmış. Belediye başkanlığı yapmak hakikaten zor. Burada Osman Başkanım, Nevzat Başkanım ve şu anda burada olmayıp hastanede bizlere selamlarını gönderen Ahmet Başkanım ve Memiş Başkanım'ın da burada olmayı çok istediler ama rahatsızlıklarından dolayı olamadılar. Onlardan öğrendiğim, onlardan bana söylenenler zor ve meşakkatli bir görev ama sevabı çok büyük, hayır duası çok büyük. Biz hayır duasına talibiz bu görevde. Güzel işler yapmaya talibiz ve bu nasihatı da her zaman gözümüzün ve aklımızın bir ucunda tutarak çalışmalarımıza inşallah devam edeceğim. Ben bu vesileyle başta değerli ailesine tekrar başsağlığı diliyorum. Aksaray'ımıza, Aksaraylı vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin. Tekrar Allah rahmet eylesin. Yapılan protokol konuşmalarının ardından Taki Tatlıpınar Merkez Ulu Camisi'nde öğle namazına mütakiben kılınan cenaze namazı sonrası Somuncu Baba Külliyesi Aile Kabristanlığı'nda ebedi yolculuğuna gözyaşları ve dualarla uğurlandı. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı halk buluşmaları kapsamında vatandaşların derdini dinlemeye devam ediyor. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, daha önce olduğu gibi yine Halk Günü düzenleyerek vatandaşların sorunlarını birinci ağızdan dinledi. Başkanlık makamında düzenlenen Halk Günü'ne çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşlar istek ve sorunlarını Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya iletti.
Her salı günü düzenlenen Halk Günü'nde vatandaşlarla görüşen Başkan Yazgı, Halk Günü buluşmalarını çok önemsediklerini dile getirerek, doğrudan yapılan görüşmelerin ışığında sorunların hızlı bir şekilde çözüme kavuşması ve taleplerin yerine getirilmesi için belediyenin imkanları çerçevesinde elimizden geldiğince ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımcı olmaya devam ediyoruz dedi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, belediye meclis üyeleriyle birlikte Taycin Mahallesi'nde inşası devam eden Kent Parkı'nda incelemelerde bulundu. Aksaray Belediyesi'nin kent estetiğiyle yeşil alan çalışmalarıyla örnek gösterilecek ve 3 ayrı etaba ayrılan Taycin Kent Parkı'nda çalışmalar devam ediyor. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, belediye meclis üyeleriyle birlikte yapımı devam eden Kent Parkı'nı inceledi. Parkın yapımını üstlenen yüklenici firma temsilcileriyle görüştü. Taycin Mahalle Muhtarı İbrahim Telli, böylesine önemli bir projeyi mahallelerine kazandırdığı için Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya teşekkür etti. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın eşi Hasibe Yazgı, Aksaray'da faaliyet gösteren kadın girişimcilerle bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantıda kadın istihdamı üzerine önemli kararlar alındı ve projeler açıklandı. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın eşi Hasibe Yazgı, kadınların iş gücü ve meslek edinme kurslarıyla iş sahibi olması ve aile ekonomilerine katkı sağlaması için Aksaray'da faaliyet gösteren kadın girişimcilerle bir araya geldi. Selime Sultan Kadın Aktivite Merkezi'nde düzenlenen toplantıya Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı İş Kadını Aysun Akkurt, Aksaray Girişimci İş Kadınları Derneği Başkanı Hatice Şahin Eroğlu, Engelli Anneler Derneği Başkanı Gülay Koz Öztürk, Kimsesiz ve Korunmaya Muhtaç Çocukları Koruma Derneği Başkanı Kandili Aytekin, Altınbaşak Hanımlar Derneği Başkanı Habibe Taşdemir, Gönül Dostları Zeka Oyunları ve Zeyin Sporları Kulübü Derneği Başkanı Şükran Gevenç, Türk Anneler Derneği Başkanı Serpil Kulak, İHA temsilcisi Semiha Keleş katıldı. Hasibe Yazgı ev sahipliğini yaptığı toplantı öncesinde hanımlara Aksaray Belediyesi tarafından yaptırılan Selime Sultan Kadın Aktivite Merkezi'ni gezdirdi. STK yöneticisi hanımlar Aksaray'a böylesine güzel bir tesis kazandırdığı için Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya teşekkür etti. Kadınları çalışma hayatına kazandırmak amacıyla düzenlenen toplantıda konuşan Hasibe Yazgı, kadınların aile ile toplum arasında bir köprü olduğunu ifade ederek, biliyoruz ki kadınlarımıza verilen değer ve eğitim aynı zamanda gelecek nesillerin insanlık kalitesini artıracaktır. Siyasette, iş hayatında, ekonomide, sosyal yaşam alanlarında velhasıl kadını hayatın her alanında güçlendirmek yine biz kadınların elinde. Kendilerini ve bir toplumu değiştiren kadınlarımız toplumun yapısını dönüştürüp üreten hale getirdiklerinin farkında değiller. Ama dünya onlarla güzelleşecek dedi. Bu haberle birlikte Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haber merkezinden sizlere veda ediyoruz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.